Niye artık duruyorsun? İnsanların öğrenmesi de lazım bunu yani. Bence yeter de. Artık. Şu ses kayıtlarından bahsediyorsun değil mi? Evet, ses kayıtlarından bahsediyorum. Arkamızdan konuşulan konulardan bahsediyorum. Ben böyle bir duruma düşmek istemiyorum, bahsetmeyin. Sen hiçbir duruma düşmedin, sen gayet temizsin. Ben, bakın şimdi tamam mı? Sosyal medyaya giren var, giremeyen var. Rica ediyorum bahsetmeyin. Ben ne duruma düştüğümü biliyor musun? Ben... Sen ne duruma düşüyorsun mesela ya? Mesela seninle ilgili hiçbir şey bahsetmiyorum ben. Ben açıklamak istiyorum. Açıkla. Bunu açıklayalım. Herkes bu ilişkinin niye bittiğini merak ediyor. Benim niye terk edildiğimi merak etmiyor değil mi? Ben söylediğimde bana kimse inanmadı. Söylemeyin ya. Semih ve Şahat'la ilgili bize güzel mesajlar geldi. Ses kayıtları geldi. Ama biliyorsunuz kişi haklarından dolayı burada açıklayamıyor prodüksiyon. Aynen. O yüzden biz açıklayalım. Konuşmanın kız isimlerini vermeden. Tamam. Bizim için suç değil. Açıklayan kişi için suç. Ses kayıtlarında şahıs Semih'in yazlığında buluşacaklarını söylüyor. Semih'in yazlığının adresini birebir biliyor. Aynen. Ayrıca şöyle diyor Murat abi. Cumartesi günü diyor yanınıza geleceğiz diyor. Kız yarışmaya katılmak istiyor Murat için sanırsam. Başvuru yapacağım diyor. Sonra Murat diyor ki ben seni gözümden bile sakınırım. Sakın öyle bir şey yapma. Orası senin gibi kızlara layık değil. Biz nasıl kızlar sakarsak. Allah Allah ya nasıl bir laf. Biz nasıl kızlar sakarsak. Biz nasıl insanlarsak artık. Evet. Asıl uyarının nedenlerinden bir tanesi de bu. Başka bir şey söyleyeceğim. İzleyicilerimize önce söylemek istiyorum. Özel hayata saygıdan bu ses kayıtlarını, bu yazılı görüşmeleri burada veremiyoruz. Kızların söylediği gibi. Ama bunlar var, bizim de elimizde var. Sosyal medyada da var. İnternete girdiğiniz zaman çıkıyor zaten. Bunları kaldırmak da elimizde değil. Peki, kızlar evinde en çok sizi rahatsız ve tedirgin eden şey ne oldu kızlar bu konuyla ilgili? Bizi en çok rahatsız eden şey şu oldu Seda Hanım. Siz bu eve layık değilsiniz demeleri konuştukları kızlara. Hani... Biz nasıl insanlarız ki bu evdeyiz de o çağırdıkları kızlar bu eve layık değil. Bizi en çok bu rahatsız etti. Bunun cevabını söyleyeyim hemen. Sadece şunun için söyledim ben. Aslında onun devam, yani o eklemeleri kendisinin bir açıklaması da var yine sosyal medyada. Fake bir hesap zaten şunu söyleyeceğim. Burada Nur demin bir şey söyledi Bahçe'ye geldiğinde konuşmamızda. Dedi ki ben görüştüm zaten kamera kayıtlarıyla birlikte sizi tuzağa düşüreceklerdi. Bunu söyledi. Biz de zaten fake olduğunu, ve bizim dalga geçtiğimizi onları ispatlamak için de bunların ortaya çıktığını bütün hepsini söyledim. Evet zaten cezasını aldım. Şunu söylemek istiyorum. Evet bu yapılmış yanlış mı? Yanlış. Bunu kabul ediyorum. Zaten bedelini ödedik mi? Ödedik. Onun için hepinizden de o konuşma için kesildiği kısmı ve böyle anlaşıldığı için de hepinizden özür diliyorum. Valla ben burada üç uyarı aldım yani. Bedel bir uyarıysa pek de önemli bir şey almadınız gibi geliyor. Her şeyin bedeli var Melis. Bu hayatta. Sorun yok. Yani ne uygun görülüyorsa buna söylenecek sözüm yok. Ben genel bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim ben? Bir dakika Tanrı konuşuyorlar. Sırayla konuşalım. Hemen olayın muhatabı daha çok benim aslında ama ben hiçbir şey söyleyemiyorum şu anda. Peki Nur sen söyle önce o zaman. Ben de şunu söylemek istiyorum. Burada evet yayınlanamıyor konuşmalar ama eğer kız yayınlayamıyorsa şaka olduğunu veya konuşmaların tamamını... Bence sen yani bize açıklayıcı bir şekilde göster o zaman. Hani bunun madem bir açıklaması var. Çünkü kız bir komplo kurduysa bunun sonradan neden şaka olduğunu açıklıyor. Bunu da anlamış değilim. Madem şakaydı konuşmaların tamamını niye göstermiyor tamam işte bize? Tamamen zaten kızın yaptığı açıklama bu yönde. O açıklama kendini bağlıyor. Yani zaten her şeyi kabul etmiş durumda. Çünkü herhalde onun da üzerine gidiliyor. Bir şey var bilmiyorum yani. Hayır, veya da amacına ulaştı. Ya da amacına ulaştı bilmiyorum. Yani belki de amacı bu olabilir yani. O da var yani. Konuşmanın devamı senin elinde de vardır elbette. Ben de yok. Ben en son konuştuktan sonra zaten sildim her şeyi. Anladım. Çünkü zaten bunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Ama bunu fark ettikten sonra da yok yani. Niye siliyorsun seni aklayacak şeyleri çok merak ediyorum. Murat bir şey soracağım. Biz beraberken çıkmaya devam ediyor muydunuz? Burada Bahçede Nur dedi ki zaten ben konuştum. Bunlar kamerayla birlikte sizi tuzağa düşürmek istediler. Kızlar, hanımlar, sizler tatmin olmadıysanız ben çıktıktan sonra istediğiniz erkek adayını çağırıp istediğiniz soruyu sorma hakkınız var. Bir araya geleceksiniz. Lütfen bu konuyu tartışın, sindirin, halledin bir şekilde. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur.
kırılmaz.